Değerli izleyenler merhaba. Sağlık rehberinde bugün atar damar hastalıklarına değineceğiz. Konuğumuz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Biçer. Sorularınız için 0224 211 1075'ten bizlere ulaşabilirsiniz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Selin. Bugün atar damar hastalıklarını konuşacağız ama öncesinde atar damarlarımız ne işe yarıyor? İlk olarak bunu öğrenelim isterseniz. Tabii. Daha önceki konuşmalarımızda hep kalp üzerine konuşmuştuk. Kalbin işte yaşamın merkezi olduğunu ve bütün organlarımıza gerekli olan ihtiyacını yerine getiren bir organ olarak ifade etmiştik. Ama bunu yaparken de ikinci bir şeyimiz de damarlar. Bunu bir yolla yapılması gerekiyor. Kalbimizden çıkan atar damarımız, bu büyük damar, çıkan damar aorta dediğimiz ve onun dallarıyla vücudumuza gerekli olan bütün besinleri bu sistemle iletilebiliyor. Bunu şöyle ifade edebiliriz. Yani bir su şebekesi olarak düşünün. Dağıtımı yapılan ana bir sistemi var. Ondan sonra giderek organların yerine göre incelerek devam eden bir sistemimiz var. Ve bu sistemde kanı taşırken bir takım hastalıklarla karşılaşılabiliyor. Bunlar bazen damarın kendi yapısından kaynaklanan problemler. Bazen de yaşam sürecinde oluşan olumsuzluklarla birlikte hastalanabiliyor. Tam olarak neden oluyor peki bu sorunlar? Tabii. Belli nedenler vardır değil mi? Damarlarımız aslında bir canlı doku gibi reaksiyon gösterebiliyor. İçindeki kan akımına göre ve kanımızdaki hücre tipleri ya da bir takım elementlerine de zarar verebiliyorlar. Damar hastalıklarının en sık neden diye baktığımızda bütün arteri sistemindeki en sık neden damar sertliği dediğimiz ateroskleroza bağlı oluşan damar tıkanıklıkları. Bunlar daralabilir, tam tıkanabilir ve tıkandığı zaman da beslediği bölgeye kan gidememesine bağlı olarak en kötüsünü son tablo olarak gangren gelişmesi ya da işte uzunluğunu kaybedebiliyor insanlar. Bununla birlikte diğer hastalıklarda da daha az olmakla birlikte örneğin kalbinizde bir pıhtı var, kalp ritim bozukluğunuz var. Oradan kopan bir parça yine bir damarınız sağlam olsa bile damarın içini tıkayıp daha uç kısma kan gitmesini engelleyebilir. Bazı pıhtılaşma problemlerimiz var. Örneğin doğuştan pıhtılaşma eğilimi olan hastalar var. Bunlarda da hiçbir damar yine hastalığı olmadan damarın içinde pıhtı oluşup yine kan akımını engelleyebilir. Nadir ama yine karşımıza çıkan damarlarda yırtılma. Damarlar 3 tabakadan oluşuyor. Bunu özellikle damarın kendi yapısındaki elastin ve kolajen liflerinin eksikliğine bağlı olarak ya da yüksek tansiyona bağlı olarak diseksiyon dediğimiz damarın bir lümeni yırtılması sonucunda yine burada aynı şekilde damar tıkanıklığına sebep olabiliyor. Bununla birlikte dışarıdan bazı travmalarda da yine aynı şekilde damar yaralanmaları olabiliyor. Bunlar ya damarın tamamen kesilip hiç akımının olmaması ya da kısmi olarak yaralanmasına bağlı olarak yine içinde pıhtı oluşarak kan akımına engellenebiliyor. Bunlar hepsi damar hastalıkları olarak karşımıza çıkıyor atar damarları. Evet. Bununla birlikte bu hep daralma olarak bahsettik. Yani kanın akımına gitmemesine bağlı ama bazen de bu damarlarda genişleme olabiliyor. Bunlar da halk dilinde balonlaşma, bizim de anevrizma olarak tabir ettiğimiz damar çapının kendi çapının 1,5 katı üzerine çıktığı durumlarda bunları da damar balonlaşması ve bunlarda da oluşabilecek yırtılmalarla eğer büyük damardaysa ölümden sonuçlanabiliyor ya daha küçük damardaysa ciddi kanamayla karşımıza çıkabiliyorlar. Genişlemedeki nedenler neler olabiliyor peki? Tabii genişlemedeki nedenler eskiden hep damar sertliğine bağlı olarak bir genişleme olduğu ifade ediliyordu. Ama özellikle 90'lı yıllardan sonra yapılan araştırmalarda daha çok damarın kendi yapısından kaynaklanan nedenler. Bu damar duvarımızı şöyle benzetebiliriz. Bir binada siz betonu döküyorsunuz. İçinde beton örme bir binada çelik bir konstrüktörünüz var. Vücudumuzda da damarlarımızda aynı o şekilde kolajen ve elastin liflerimiz var. Bazı insanlarda doğuştan bu elastin ve kolajen lifleri eksik oluyor. Binanızda örneğin çelik yapınızın şeylerin zayıf olması gibi ve belli bir zamanda basınçla birlikte genişlemeye başlayabiliyor. Artık en çok suçlanan nedenler bunlar. Yani damarın kendi yapısındaki elastin ve kolajen liflerinin eksikliğine bağlı olduğu. Çünkü bu nedenle elastin ve kolajen liflerinin az olduğu karın bölgesindeki damarımızda daha çok genişleme oluyor. En sık nedenle anevrizmamız orada oluyor ama bununla birlikte atar damarın olduğu her bölgede de anevrizma olabiliyor. Beynimizdeki damarlarımızda olabiliyor, bacağımıza giden damarlarımızda olabiliyor, böbreğimize giden damarlarımızda da
Aynı şekilde damar genişlemesinden karşımıza çıkabiliyor. Atar damarların peki belirtileri, tüm birçok hastalığı var aslında atar damarların ama hastalıklarda benzer belirtiler var mı peki? Tabii benzer belirtiler var ama şöyle sınıflandırabiliriz. Bir damar tıkanıklığı olarak bahsedersek, tabii bu örneğin genişleme de bazen damar tıkanıklığı bulguları verebilir. Bunun nedeni ise damar genişleyince niçin daralmış gibi bulgu verir diye baktığımızda genişlemiş damarın içerisinde pıhtılar oluşuyor. Bu pıhtılar kopup yine damarınızı tıkayabilir. Bu da sanki damarınız daralmış gibi semptom verebilir. Genel olarak baktığımızda damar tıkanıklarında nasıl karşımıza çıkıyor bu hastalar ya da hangi insanlar bundan şüphelenmesi gerekiyor? Özellikle bu damar tıkanıkları kolda, bacakta oluyor ama en sık alt ekstremite dediğimiz bacak kısımlarında olan daha sık karşımıza çıkıyor. İlk başta hasta efor kapasitesinde düşmeye başlıyor. Normalde yürüdüğünde herhangi bir bacaklarında kesilme, kramp tarzı bir ağrısı olmayan bir insan damar tıkanıklığı oluşmaya başladığında yavaş yavaş normalde işte 1-2 kilometre diyelim yürüdüğünde hiç ağrısı olmayan kişi ayaklarında kesilme olduğunu, işte dinlenince rahatlayıp tekrar yürüme ihtiyacı hissettiğini söylemeye başlar. Eğer bu hastalar tedavi edilmezse bu yürüme mesafesi giderek düşmeye başlar. 1 kilometre olan bir yürüme mesafesi bazı hastalarda bu 500 metreye sonra 100 metre, 50 metre hatta eğer tedavi edilmezse sonra istirahatte ağrınız oluşmaya başlar. Bu da tedavi edilmezse ayaklarınızda artık iyileşmeyen yaralar oluşmaya başlar, nekrozlar, gangrenler oluşmaya başlar. Böyle bir tablonun karşımıza çıkıyor. Bunun dışında belirtiler? Bunun genelde bu bahsettiğim tablo kronik hastalıklarda. Bu damar tıkanıklığı da kronik ve akut olarak ayırıyoruz. Kronik hastalıkta üstünde adı söylendiği gibi kronik zaman içerisinde yavaş yavaş ilerleyen hastalıklarda. Ama bazen de bunlar ani damar tıkanıklıkları da olabiliyor. Ani damar tıkanıklığı dediğinizde peki öncesinde kişide hiçbir şey olmayıp birden mi çıkıyor bu? Genelde büyük bir kısmı böyle ama bazı kısımlarda da hastada belli bir şikayeti var. Fakat bu örneğin damarınız sizin %50 daralmış, üzerine bir pıhtı oturduğu zaman bu defa akut olarak karşınıza çıkıyor. Hasta zaten şeyi olarak ifade ediyor bunu, işte daha önceden ben belli bir mesafe yürümekle ayağımda kramp tarzında ağrılar ya da kesilmeler oluyor diyebilir. Ama dün akşamda ya da işte bir saat öncesine itibaren, bu çok kısa bir süre ifade eder, ani şiddetli bir ağrı oluşmaya başladı. O şekilde ifade edebilir ya da o güne kadar hiçbir şikayeti olmayan bir hastada size acille akut arter tıkanıklığıyla, ani damar tıkanıklığıyla gelebilir. Bunlar da biraz önce bahsettiğimiz gibi daha çok bir yerde bir pıhtının olması. Bu biraz önce bahsettiğimiz damarın kendi bir genişlemesine bağlı balonlaşmada oluşan bir pıhtıdan da olabilir. Ya da en sık nedeni karşımıza çıkan kalpte özellikle. Bu kalp kapakçık hastalıklarında ritim bozuklukları ya da kapağın kendi üzerindeki kalsifikasyon dediğimiz, verrü dediğimiz durumlarda buradaki parçacıklar kopup arter sistemimize katılabilir. Bu bazen hastaya biz karşımıza felçle gelebilir. Eğer şah damarını atmışsa, beyni besleyen damarsa felç olarak gelebilir. Konuşamama durumu olabilir. Görme problemi olabilir. Yani hangi damarı atmışsa o damarın bulgularından karşımıza çıkar. Bu bazen böbreğinize atabilir, böbrek yetmezliğinden. Bağırsağınıza atarsa bağırsak nekrozuyla ya da ayakta ağrınız olsa şiddetli ayak ağrısına size gelebilir. Evet, meydana geldiği bölgenin de bu anlamda önemi var tabii, herhalde değil tabii mi? Mutlaka daha sonraki şeyimize tedavi kısmında da bununla bahsedersek her nedene yönelik tedavi yapmanız gerekiyor. İşte damar sertliği varsa, bölgesel bir damar darlığı varsa ya stentten ya da cerrah olarak düzeltmeniz gerekiyor. Fakat eğer şeyden bir kaynaklanan, kalpten kaynaklanan bir nedense akut arter tıkanıklığında mutlaka o kapak bozukluğunu ya da ritim bozukluğuna bağlı oluşan bir trombüs varsa onu da kan sulandırıcı ilaçlarla mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bunlar akut arter tıkanıklığında pıhtı olduğu gibi bazen de damarın yırtılması da olabiliyor. Yani diseksiyon dediğimiz durumda da aynı şekilde lümen kapandığı için bir katmanı içe doğru katlandığı zaman kan akımı engelleniyor. Bu da yine mutlaka çok acil bir şekilde tedavi etmeniz gerekiyor. Çünkü dokularımız belli bir süresi var. Bunlar 4 ve 8 saatlik bir süreyi geçen şeylerde kansızlık özellikle akut arter tıkanıklıklarında maalesef ondan sonra organınızı kaybediyorsunuz. Çünkü dönüşümü olmuyor. Artık gangren gelişiyor.
akut arterit kan akışına mutlaka acil olarak müdahale edilmesi gerekiyor. Hı hı. En ufak bir ağrı ya da rahatsızlık hissedildiğinde yürüyüş dediniz mesela, onda bile zorlanıldığında aslında hemen doktora gidilmesi gerekiyor değil mi? Bu sonucu hastalarımız çok kötü özellikle birazcık ihmal ediliyor. Akut arter, akut değil de kronik arter hastalığı. Bunun nedeni ise genelde damar sertliği ileri yaş hastalığı. Tabii genç hastalarda oluşuyor ama özellikle genetik faktörü olan, risk faktörü yüksek olan ama çoğu hasta grubumuz ileri yaş ve bu hastanın çoğu da işte eklem hastalığı ya diğer akciğer hastalığı ya da kalp hastalığına nedeniyle yeteri bir efor sarf etmiyor. O yüzden çok fazla şikayet etmiyorlar ama bazıları da maalesef şey yönde ihmal ediliyor. Ağrım var, fizik tedavide ya da ortopedi polikliniklerinde dolaşıyorlar. Aslında asıl problemleri damar tıkanıklığı olabiliyor. Maalesef o böyle bir özellikle efor esnasında oluşan bacak ağrılarının mutlaka bir kalp damar cerrahisinin görülmesi gerekiyor. Çünkü zamanda tedaviler hastanın hem yaşam kalitesini artırır hem işte uzvunun kesilmesinden kurtarır, hayat kalitesini arttırmış olacak. Hı hı. Şimdi bir telefonumuz var, izleyicimizi bekletmeyelim. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler Ali Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun, Allah razı olsun. Hocam bir sorum olacaktı benim. Tabii, buyurun. Sol göğsümde bu ağrı oluyor benim. Sürekli ağrıyor bu. Bastırınca küt diye ses geliyor. Ondan sonra rahatlama oluyor. Acaba neden? Şimdi doktora da çıkamadım telaş eden. Evet. Bir görüşünü almak istiyordum. Evet. Geçmiş olsun. Sürekli ağrınız var galiba. Öyle anladım. Değil sürekli, mi? Sürekli, evet. Sürekli var. Bu büyük ihtimalle o göğüs kafesinizdeki kaslar ve eklemlerden kaynaklanıyor. Yani kostokondral eklem dediğimiz bu göğüs kafesini oluşturan kemiklerdeki ağrı gibi ifade ediliyor. Onun için eğer sürekli varsa önemli burada lokal algoloji polikliniklerinde oraya sinir blokajı yapılıp bu ağrınız giderilebilir. Böyle kronik olan bir ağrı şey ağrısı değil, kalp ağrısı değil, bir damar problemi değil. Tamamen kas ve eklem sıkıntısıymış gibi gözüküyor. Evet, bu kütleme sesi geliyor, rahatlıyor. Burası küt diye ters geliyor böyle bastırdığım İşte zaman. Dediğim gibi o eklemlerde bir problemimiz var. Fizik tedavi ya da algoloji bölümündeki arkadaşlarla görüşmeniz daha doğru olur. Teşekkür ederim hocam. Geçmiş olsun. Geçmiş teşekkürler. Olsun. Genelde yaşlılar pek umursamıyor ya da yanlış bölüme gidiyor dedik. Fizik tedavi bölümüne gidiliyor. Buralardan yönlendirme ne oluyor? Tabii size? Yönlendirme. Eğer mutlaka bu hastaları şimdi tanı kısmında böyle hastaya nasıl şey yapıyoruz baktığımızda mutlaka bir anamnezi yani hastanın şikayetini dinlemeniz gerekiyor. Bazı hastalıklarda örneğin sadece şikayeti dinlemeniz bile tanı koymanız da size yön verir. Özellikle bir önceki hastamızın bahsettiği gibi sürekli olan ağrısı olan birisi ya da sabah sertliği hasta gece yatar sabah uyandığında işte ağrım var diyor fakat yürüdükçe ağrısı azalıyor. Bu tür hastalar genelde eklem ağrıları, osteoporoza bağlı gonartroz dediğimiz eklem sıkıntıları yani fizik tedavi nedeni ama hasta ben normalde hiçbir şikayetim yok ama eforla yürümeye başladıktan sonra ağrım oldu diye ifade ediyorsa bunun periferik arter hasta yani damar tıkanıklığı olma ihtimali çok yüksek. Böyle bir anamnezi olanlarda mutlaka bize yönlendirilmesi gerekiyor. Tabii bundan sonraki şeylerde bir kalp damar cerrahisinin muayenesinde hastanın ekstremitesinde yani bacağında ya da kolunda soğukluk, solukluk var mı yok mu? Örneğin kansızlığa bağlı cilt değişiklikleri var mı? Bunlar örneğin neler olabilir? Yani insanlar nelerden şüphelenebilir? Bu özellikle beslenmeyen bölgede cilt incelmeye başlar. Deride örneğin kıllar dökülmeye başlar. Daha ileriki evrelerinde işte renk değişikliği oluşmaya başlar. Tedavi edilmeyenlerde hatta iyileşmeyen yaralar oluşmaya başlar. Daha sonra da işte en kötü tablomuz maalesef gangrenleşme. Artık tamamen siyahlaşmış parmaklar ya da ayaklar olabiliyor. Bu bütün atar damar hastalıklarının hepsinde görülüyor evet, mu son aşamasında? Evet, tabii ki. Son aşamasında evet tedavi edilmezse mutlaka görülüyor. Ve bunlar bizim bahsettiklerimiz örneğin bacaklarda ya da kollarda gördüklerimiz. Bunlar örneğin eğer iç organlarımızdaki olan atar damarda sıkıntı varsa o damarın beslenme bozukluğuna bağlı olarak özellikle akut olanlarda ciddi şey gelişiyor, nekroz gelişiyor, işte bağırsak gangreni olabilir ya da o böbrek damarında ciddi problemi varsa böbreğin çalışamaması tamamen fonksiyon dışı kalmasına sebep oluyor. Bütün damarlarda olduğu yerlerde bu tür sıkıntılar olabiliyor. Beyin damarlarınıza örneğin giden en sık bizim de ameliyat ettiğimiz vakalarda şah damarında örneğin daralma olabiliyor. Bu hastalar görme kaybından, konuşma bozukluğundan karşına çıkabilir ya da geçici felçten gelebilirler.
ya da kalıcı felç gelebilirler. Tüm sistemi etkileyen bir grup maalesef. Yani atar damarımız olduğu her yerde bu hastalıklarla karşımıza çıkabiliyor. Hangi sistem etkilenmişse o sisteme ait bulgular çıkıyor. Atar damar hastalıklarında peki en sık görüleni hangisi oluyor? En sık görüleni bu bacaklarımızda damar sertliğine bağlı oluşan darlıklara bağlı. İşte yürüyememe, kradikasyo dediğimiz, hatta biz buna vitrin hastalığı diyoruz. Çünkü kişi yürümeye başlıyor fakat damar daralmasına bağlı olarak yeterli kan akımı olmuyor. Belli bir şeyden sonra artık orada ağrı oluşmaya başlıyor. Ve hasta bunu gidermek için dinleniyor. Örneğin karşıdaki şeylere bakıyor. Birazcık dinlendikten sonra tekrar yürüyebiliyor. O yüzden böyle kesilme dediğimiz vitrin hastalığı, bir yerde eğer siz aralıklı böyle topallanma dediğimiz durum varsa mutlaka bir kalp damar cerrahisine görülmesi gerekiyor. Bir telefonumuz daha var. Tabii ki. Alo. Alo. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Alo. Duyuyoruz biz sizi. Mehmet Bey. Sesiniz gelmiyor. Sizi dinliyoruz. Sorunuzu alalım isterseniz. Duyuyor musunuz siz beni? Gelmiyor sesiniz. Alo. Eğer televizyonunuzun sesi açıksa onu kısabilir misiniz? Alo. Bir problem var sanırım. Biraz sonra tekrar bağlanmaya çalışalım biz size. Evet, en çok damar sertliği görülüyor evet, dedik. Bu da kişinin aslında dinlenme anı İlk oluyor sanırım, değil mi? O yüzden buna vitrin. Evet, vitrin hastalığı. Yani hasta deniyor. Bir yerde yürüdüğü zaman aralık topallanma dediğimiz, aslında işte yürüyemem, artık bacaklarının kendisini taşıyamadığını ifade etmeye başlar. İşte bunu gidermek için birazcık dinlenir. Dinlendiği esnada da işte etrafı gözetlediğinden dolayı ya da vitrin şeyi olarak da adlandırılıyor. Bu bir belirti mi oluyor bu peki? Bu belirti tabii. Bu hasta böyle bir şikayeti varsa damar tıkanıklığı olabilir. O yüzden mutlaka kalp damar cerrahisi uzmanını görmesi gerekiyor. Ayağında önüne sürekli artık soğukluk hisseden kişilere yine, çünkü beslenme problemi damar tıkanıklarında uzuvlar arasında ya da normal vücut ısısına göre ısı kaybı da olabilir. Sürekli böyle ayaklarında soğukluk ya da kollarda soğukluk hissedenlerinde ya da damar tıkanıklığı olabilir. Mutlaka bir kalp damar cerrahisinde görülmesi gerekiyor. Evet, bunda da pek beklememek gerekiyor. Bütün hepsinde tabii, olduğu gibi hastalıkların. Diğerlerine de değineceğiz hastalıkların ama ben risk faktörlerini öncesinde soracaktım. Tabii. Onu atladım. İlk olarak risk faktörlerine bu, kimler işte giriyor bu, bunu öğrenelim. Hangi hasta grupları risk faktörleri diye baktığımızda bütün arterlerdeki risk faktörleri bunlar için de geçerli. Özellikle diyabeti olan, yani şeker hastalığı olanlarda yine risk grubunda hastalar, sigara içimi olanlar, kolesterol yüksekliği, hiperlipidemisi olanlar, obez olanlar, bir de yaşam tarzı olarak sedanter yaşam olup da herhangi bir yürüyüş, bir spor egzersizi olmayanlar da bunlar yine risk grubundaki hasta grupları. Hareketli yaşam aslında birçok hastalıkta zaten tabii, olumlu bir etki seyrediyor. Evet, yani en sigara önemlisi, kullanımı tabii ki öyle. İşte dediğiniz gibi bir yürüyüş bile bu tür hastalıklarda tedavi kısmında da bahsedeceğiz. Yani ilaç tedavisinin yanında mutlaka yaşam tarzının düzeltilmesi. Örneğin bu yaşam tarzında mutlaka yürüyüş öneriyoruz. Ve yapılan çalışmalarda haftada minimum 3 gün yürüme öneriliyor. Ve bu yürümenin de yürüme mesafesi üzerine, sadece örneğin damar tıkanıklığı var. Yaşamsal düzenleme yaptıktan sonra bile yürüme mesafeniz kesinlikle uzadığı tespit edilmiş. Sadece örneğin sizin kolesterolünüz yüksekse düşürmek, şekeriniz varsa onu regüle etmek, tansiyonunuz yüksekse onu regüle etmek, yürüyüşle yaptığınız zaman bile ilaç tedavisine bazen gerek kalmaksızın bile yaşam tarzına bile hastayı rahatlatabilirsiniz. Evet, her hastalığa mutlaka olumlu etkisi oluyor. Mehmet Bey yine hattımızda. Evet. Alo. Günler, alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş duyuyor musunuz bizi? Tamam. Ben doktor Bey'e bir şey soracaktım. Buyurun. Buyurun. Hiçbir şey soracaktım. Benim sol kasığımda bir damar tıkanıklığı var. Evet. Geçmiş olsun. Kolesterolüm var, şekerim var, tansiyonum var. Evet. 5 yıldır tedavi görüyorum. En son gittiğimde bundan 6 ay önce doktorum dedi ki şanslısın, damar başka yerden yol bulmuş kendine. Evet. Bu ilaçları kullanmaya devam edin dedi. Ben şimdi mesela şu anda avdan geldim. Tesadüf televizyonu açınca aynı şekilde mesela 300 metre yürüyorum, dinleniyorum. Ondan sonra 500 metre yürüyorum. Evet. Bu şekilde yani dinlenerek şey yapıyorum. Evet.
Geçmiş olsun Mehmet Bey. Tabii o damar tıkanıklarımızda Allah'tan şey var, yan yollarımız var. Kolateral dediğimiz aslında başta küçük olup ama sonra ihtiyaca binaen genişleyen damarlarımız. Bunlar başta aslında sizin normal damarınız açıkken o kadar büyük değiller. Fakat sizin damarınız tıkandığında özellikle bu yavaş yavaş tıkanıklıklarda kolateral dediğimiz dolaşımdan rahatlayabiliyorsunuz. Ama bu mesafe, yürüme mesafenizi örneğin daha da kısıtlanırsa, sizin yaşamınızı kısıtlarsa onlara müdahale etmek gerekiyor. Ama şu anda anladığım kadarıyla yaşamınızı kısıtlamıyor. 500 metre falan yürüyebiliyorsunuz. Evet. İlaç tedavisiyle. O biraz önce bahsettiğimiz risk faktörleri, işte kolesterolünüzü kontrol altında tutabilirsek, şekerinizi, sigara içiyorsanız mutlaka bırakmanızı, bunları yaptığınızda işte bile... Sigara var ya, sigarayı çok azalttım. Yani günde 5 evet. taneye falan düşürdüm de işte bırakamıyorum. Aslında tamamen bırakmak için Uludağ Üniversitesi'nde sigara bırakma bölümü de var. Sigara bırakma polikliniğimiz de var. Bizim göğüs hastalıklar... Bursa'dan mı yayın yapıyorsunuz? Nasıl? Bursa'dan mı yayın yapıyorsunuz? Evet, Bursa'dan. Evet. Ben esas yine gördüğüm de Edirne'de kalıyorum şu anda. Emekli asubayım kendim. Evet. Hı. Ama orada da mutlaka vardır. Evet. Sigarayı bırakmak için yardım alacağınız tabii. yerler vardır. Hangi hastane? Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi. Bizim Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sigara bırakma polikliniklerimiz de var. Göğüs hastalıkları bünyesinde. Onlar arkadaşlar size yardımcı olurlar. Yani bu hastalıklarda mutlaka bırakmanız gerekiyor. Günde bir iki tane bile maalesef izin veremiyoruz. Zaten damar tıkanıklığınız var. Bu defa sigara içmeye devam ettiğinizde diğer damarınızda tıkanma riski var. O işte yan damarlar bir önce doktor arkadaşım size bahsetti. Kolateralerinde tıkanma riski var. Şu anda kasık bölgenizde daha da uç kısımlarda diz altındaki damarlarda tıkanma riski var. O yüzden mutlaka sigarayı bırakmanızı öneriyoruz. Bununla birlikte diğer sizin de bahsettiğiniz kendinizde zaten var olan o risk faktörlerini mutlaka kontrol altına bir de düzenli yürüyüş yapmanızı öneriyoruz. Ama bunlara rağmen bazen hastalık seyri ilerlerse o zaman girişim düşünmemiz gerekebilir. Peki Mehmet Bey geçmiş olsun. Yolda zaten yani bir pek böyle şey olmuyor da hafif yokuşlarda kasılma yapıyor. Bundan 6 ay önce ayaklarıma bu parmaklarımın üst kısmına kramplar giriyordu gece evet. uyurken. Hı hı. Çok fena derecede kramplar giriyordu. 3 aydan beri o kramplar kalktı yani. Verilen ilaçlar iyi gelmiş. Tabii ki bu özellikle aspirin bir de şu anda Pletial adı altında verdiğimiz ilaçlar var bu damar tıkanıklıklarında. Onlar bir nebze rahatlatır sizi ama dediğim gibi o risk faktörlerinizi mutlaka kontrol altında tutmamız gerekiyor. Eğer sigara içmeye devam ederseniz... Kullanıyorum, bir de ekotrin kullanıyorum. Evet, güzel ilaçlar. Fakat dediğim gibi mutlaka sigarayı bırakıp o risk faktörlerinizi kontrol altında tutmamız gerekiyor. Yoksa bir sonraki aşama cerrahi bir müdahale gerekebilir. Geçmiş olsun Geçmiş Mehmet olsun. Bey. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Risk faktörlerini saydık. Sigara da çok büyük bir evet. faktör. Şimdi hı hı. de evet. konuştuk hastamızda zaten. Hastamızda bahsettiği gibi bizim saydığımız risk faktörü hepsi kendisinde mevcut. Hı hı. Sigaranın etkisi bu hastalıklarda nedir diye soracağım ama bir telefonumuz tabii. daha var. Hı hı. Onu da alalım tabii. Biz. Ali Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun, dinliyoruz sizi. Alo. Alo. İyi günler, kolay gelsin. İyi günler, hoş geldiniz. Buyurun. Ya ben geçmiş hocam olsun. Rahatsız ettim, kusura bakmayın. Hocama bir soru soracaktım ama. Tabii buyurun, tabii buyurun. Geçmiş olsun Ali Bey. Tesadüf olacak ki bir önceki arkadaş, o da İnegöl'lüymüş herhalde. Ben de İnegöl'de ikamet ediyorum şu an. Emekliyim. İki ay evvel beyin anemizmasından ameliyat oldum. Evet, geçmiş olsun. Çok sağ olun, teşekkür ederim hocam. Yalnız bu benim ameliyatım kasıktan girilerek kafalı ameliyat yapıldı. Benim kasığımda hala acımalar var. Yürüdüğüm zaman kasığım çok acıyor. Evet. Bunun belli başlı bir sebebi olabilir mi? Tabii. Sigarayı bırakın diyeceksiniz. Onu da iki evvel bıraktım. İçmiyorum şu an. Tamam. Geçmiş olsun. Biraz önce çok bahsettiğimiz gibi Seyhan'dan bu atar damarın olduğu her yerde anevrizma dediğimiz o balonlaşma olabiliyor. Evet. Beyin anevrizmaları da artık sıklıktan bizim de diğer anevrizmaları tedavi seçeneğimiz kasıktan giderek yapılıyor. Yani kasık bölgemizde evet. Şöyle bir sıralama var. Arter, toplar damar ve sinir yan yana seyrediyor. Bu bazen girişim yaptığınız yerde o sinirin kendisine ya da sinirin bir dalına girişim esnasında zarar vermiş olabilir. Yani sanki öyle bir şeymiş gibi gözüküyor. Aslında zaman içerisinde bu ağrılar giderek hafiflemesi gerekiyor. Öyle bir problem var ama ağrı eğer çok şiddetli devam ederse orada dediğim gibi algoloji bölümünde küçük bir iğneyle oraya bir blokaj yapıldığında o ağrınız tamamen giderilebilir.
Teşekkür ederim hocam. Olur. Çok geç sağ olun. Olsun. Geçmiş teşekkür olsun. Ederiz. Geçmiş olsun. Evet. Risk faktörlerine sigaraya evet, sigara değinmek şimdi, istedim. Ben sigara kullanmayan kişinin aile öyküsünde de varsa tabii, görülebilir değil mi? İlla ki sigara kullanmasına gerek yok sigara, aslında. Sigara tabii bu riski artırıyor. Hı-hı. Sizin olasılığınızı artırıyor. Sadece evet, sigara etken değil. Ailesel diyelim öncesinde şeker hastanız varsa sigara kullanmasanız bile mutlaka o damar probleminiz oluşabiliyor. Ama hı-hı, sigara da kullanıyorsanız bunlar daha erken yaşa çekmiş oluyorsunuz. Belki işte 60'lı 70'li yıllarda karşılaşan hastalığı 30'lu yaşlarda 40'lı yaşlarda karşınıza çıkabilir. Bu bir önce bahsettiğimiz risk faktörünün hepsi damarımız bir önce bahsettik 3 tabakadan oluşuyor. Özellikle iç tabakadaki endotel bu damarın genişlemesini, esnekliğini birçok şeyi hormonlar salgılayarak etkili oluyor. Ve özellikle sigara bu endotel fonksiyonunu bozuyor. Ve hı-hı, artık sizin damarınız pürüzsüz olan bir zemini pürüzlü bir hale geliyor ve içindeki geçen elementler buraya oturmaya başlıyor ve hastanın tetiğini çekmeye başlıyor. Sigarasının ya da diğer faktörün en önemli şeyi endotel fonksiyonu dediğimiz damarın içindeki tabakanın şeyinin bozması, bütünlüğünün evet, bozması, fonksiyonun bozmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Bu yüzden de kullanılmaması evet, evet, kesinlik, gerekiyor zaten. Kesinlikle zaten artık böyle hastanın şey olduğu zaman da biliyorsunuz Avrupa'da ya da birçok gelişmiş ülkelerde sigara içenlere birçok cerrahi ameliyat tedavi edilmiyor. Evet. Ya da sağlık sigortalarının olduğu yerlerde siz normal sigortanızı eğer bir ödüyorsanız sigara içiyorsanız bunun iki katı kadar bir sağlık sigortası ödemeniz gerekiyor. Hı hı. Henüz aynen, Türkiye'de böyle bir Türkiye'de uygulama bir şey yok ama ama bizim de yanlış hatırlamıyorsam bakanımızın öyle bir şeyi var. Sağlık Bakanlığı da tabii onlar evet, şey var. Devam ediyorsanız sizi zaten şey yapıyor örneğin özel sağlık sigortaları şeyden çıkarıyor. Sigorta kapsamından çıkarıyorlar. Hı hı. Bu etkili bir yöntem mi sizce değil mi? Etkili, zaten bu tabii, aralar hani belki tabii, bırakılmaya başlandı tabii, tabii, sigara. Bir gelişme oldu bir mutlaka. Birçok şey var şu anda güzel yapılan şeyler bir tanesi biliyorsunuz kapalı alanda sigara içilmesi, hı hı, şu yeni bir planlamada işte açık ve işte okul ya da hastane toplum şeylerin evet, olduğu yerlerde kesinlikle içilmemesi yönünde. Bunlar güzel uygulamalar. İnşallah toplumun biraz daha bilinçlendirdiğimizde bu sayı en aza indirmek. Yani mutlaka içici bir kısmı olacak ama bunu toplumun ne kadar minimalize edersek toplum sağlığı açısından çok daha faydalı olacak. Hı hı. Böylelikle hastalıklarda da düşüş görülecek. Tabii ki. Tabii ki. Yani bu sadece biz şey kısmını bugün anlatmaya çalışıyoruz. Periferik arter hastalığı ya da hı hı, arteriyel hastalıklar ama sigaranın bilinen bir sürü zararları var. İşte akciğer kanseri ya da diğer kanserlerde önemli bir risk faktörü. Evet. Sadece bırakılması bile çok önemli. Tabii ki diğer risk faktörleri varken bunun da içilmesi hastanın daha genç yaşlarda işte kalp ameliyatı, koroner bypass olması ya da bazen insanlar bacağını ya da kolunu, parmaklarını kaybedebiliyor sadece sigara içiminden dolayı. Maalesef. Bir de yeri gelmişken bugün şeyi anlatıyoruz damar hastalıklarda. Sigarayı söylemişken çok hı-hı, önemli bir hastalık var. Burger hastalığı evet, olarak bildiğimiz tamamen sigarayla içiciliğine olan bir hastalık. Özellikle genç erkeklerde ve doğu ülkelerinde daha çok çünkü sigara kullanımı çok fazla. Sigara dışında hiçbir risk faktörü yok. Sigarayı bıraktıklarında kesinlikle tamamen remisyona girip tamamen iyileşme. Ama sigarayı bırakmadıklarında 10 yıllık eğer periyot içerisinde kesinlikle yarısı organını kaybediyor. Bu eğer kolda varsa kolunu kaybedebiliyor, bacakta ise bacağını kaybedebiliyor. Burger hastalığı sadece sigaraya bağlı. Sadece sigarayla ilişkili. Başka hı-hı, hiçbir risk faktörü yok. Yani böyle hastalarımız var. Hatta bizim de üniversitemize kendi bünyemizde çalışan bir personelimiz de vardı. 5 yıldır yaklaşık takip ediyorum ama çok güzel bir uyum sağladı. Sigarayı bıraktı. Örneğin ayak parmağını bir tanesini kaybetmişti. Sonra hiçbir şeyi kaybolmaksızın hayatına devam ediyor. Burger hastalığı tamamen sigarayla ilişkili ve başka hiçbir risk faktörü yok. Hı hı. Genç erkeklere daha çok ama tabii bayanlarda da nadir olarak sigara içimine bağlı olarak karşımıza çıkabiliyor. Bunda en önemli olan zaten sigara kullanımıyla birlikte gençlerde evet, görülüyor. 50 yaşın altında daha çok o damar sertliğine bağlı oluşanlar hı-hı, ileri yaş hastalığı. Daha evet, çok işte 50 yaşların üzerine olanlar genel olarak tabii hiçbir zaman bu kural değil. Yani illa 50 yaş üstü olacak. Hı-hı. Ama popülasyonu çoğunu oluşturanlar ileri yaş hasta grupları. Evet. Bunun dışında başka hastalıklar var mı? Damar sertliği dedik. Burger hastalığı gençlerde görülüyor. Evet. Bundan bahsettik. Hı-hı. Başka en sık görülen hastalıklar tabii, nelerdir? Biraz bunlardan da bahsedelim. Tabii. Sonra tanıya geçelim. Evet. Bunlar bir de damar genişlemesi, anevrizma hı-hı, dediğimiz balonlaşma. Bunlar da yine görülen, sık görülen hastalık grubu. Burada da damarın duvar yapısındaki bozukluklara bağlı olarak damar genişliyor ve genişleyen yerlerde de korkulduğundan şey damarın yırtılması. Bu yırtıldığında kişi hayatını kaybedebilir.
Bazen de burada oluşan pıhtılar kopup daha uç kısımlara gidebilir. Uç kısımlara da gittiği zaman damar tıkanıklığı tablosunda karşımıza çıkabilirler. Bu atar damar hastalıklarında peki tanıyı nasıl koyuyorsunuz? Size evet. belli şikayetlerle hastalar geliyor. Biraz önce bahsettik. Özellikle damar tıkanıklığı olanlarda hastanın işte aralıklı topallanma, ayaklarda ya da işte kolda çabuk yorulma şikayetleri olabilir. Tabii diğer sistemde örneğin anevrizmada çok fazla maalesef semptom olmuyor. Hastanın şikayeti olmuyor. Bunların %75'ine yakın hasta grubunda hiçbir şikayeti olmuyor. Şikayet nasıl oluşmaya başlıyor? Daha çok bulunduğu bölgede bası yaparak yapabilir. Örneğin kalbimizden çıkan büyük damarımızda eğer varsa, o yandaki komşunun da nefes borusunda şeyi varsa, basısı varsa işte nefes darlığına karşımıza çıkabilir. Ya da yandaki bir damara işte bası yapıp boyun damarlarında şişlik olabilir. Ses kısıklığı yapabilir. Bazen o bölgedeki geçen sinire bası yaparak ses kısıklığı yapabilir. Karın bölgesinde olan genişlemelerde ise şey yapılabilir. Özellikle karında sürekli müpem bir ağrı olabilir. Sırt ağrısı olabilir. Bunlar bağırsak, belli bir süre devam eden ağrılar tabii, ya da sürekli olur. Sürekli devam eden. Yani bir geçici olan bir şey değil. Çünkü orada sürekli bir şişliği olan bir şey, bir durum var. Genişlemiş bir damar var. Bulunduğu bölge bası yapabilir. Ya da dediğim gibi buradaki bir pıhtını kopup bağırsak, böbrek, herhangi hangi sisteme tutulmuşsa ona bağlı bulgular oluşabilir. Tabii en korktuğumuz şey yırtılması, damar yırtılması. Eğer yırtıldığı zaman da bu hastanın kötü. Çoğu maalesef kaybediliyor. Ancak hastaneye yetiştirilen kişilerde de bu anevrizma rüptür onları %50'si maalesef kaybediliyor. Maalesef. Peki tedavilerde neler yapılıyor atar damar hastalıklarında? Tabii. Bunları tabii tanısını mutlaka bir ilk başta ultrason, Doppler ultrasonografi tanısı konulabilir damar tıkanıklarında ya da tomografi en çok tercih ettiğimiz tanı yöntemini anevrizmalarda. Tedavide isterseniz bir damar tıkanıklı bir de şey olarak anevrizma olarak farklı çünkü tedavi seçeneğinleri. Biraz önceki hastalarımızın da bize bağlandıkları gibi damar tıkanıklı olanlarda mutlaka yaşam tarzının düzenlenmesi. Birinci basamak şeyimiz bu. Evet. Siz bunları risk faktörlerini azalttığınız zaman genelde hastalarımızın çoğu rahatlıyor. Ama bazen bu damar sertliği çok şanslı. İşte, diğer bütün risk faktörü olanlarda da mutlaka müdahale etmeniz gerekiyor. Burada tedavi olarak ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka ilaç tedavisi. Kolesterol yüksek olan kolesterol düşürücü ilaçları, üzerine pıhtı oluşmasını engelleyici kan sulandırıcı ilaçlarını vermemiz gerekiyor. Aspirin türevi ilaçlar vermemiz gerekiyor. Bir de bu son dönemlerde özellikle yürüme mesafesini arttıran ilaç grupları var. Bunlar da silastazol adı altında. Şimdi Türkiye'de de tek preparat olduğu için adını söyleyebiliriz. Pletal adı altında. İlaç tedavisini yapmanız gerekiyor. Tabii ilaç tedavisinin de yetersiz olduğu hasta gruplar olacak. Bunlardan ne yapıyoruz diye sorduğumuzda iki tane tedavi seçeneğimiz var. Bir tanesi artık stent tedavisi. Bunlar balon ve yapılıp daralan bölgeyi genişletip sonra oraya stent yerleştirilebilir. Stentin uygulanamadığı ya da başarısız olan vakalarda ise cerrahi tedavi. Bunları da bypass yapıyoruz. Örneğin kasık altı ki darlıklarda daha çok yapay damardan çok kendi greftini, otojen greft dediğimiz toplar damarı, sapenbeni kullanıyoruz. Ama daha karın içerisindeki olan büyük damarlardaki daralmalar ise eğer cerrahi gerekiyorsa buraya da yapay damarları koyup yani tıkalı olan yeri bypass yaparak yeni bir yol oluşturuyoruz. Yeter ki erken teşhis edilsin, tabii ki, doktora tabii gidilsin. Tabii. Zaten tedavi yöntemleri mevcut. Tabii, genişlemede yani, peki neler oluyor? Az süremiz var o yüzden ben biraz tabii, sordum. Genişlemelerde özellikle bölgesine göre müdahale gerekiyor. Ama dediğim gibi en sık nedenle karşılaştığımız şey böbrek damarları çıktıktan sonraki atardamız, aorta. Abdominal aorta dediğimiz bölgede sık karşımıza çıkıyor ama bunu da önceki hastamızın bahsettiği gibi beyindeki damarlarda ya da işte böbrek damarları hepsi etkilenebiliyor. Günümüzde en çok tercih ettiğimiz yöntem açıkçası kasıktan girdiğimiz stentleme yöntemi. O genişleyen yerinin daha uç kısmına sağlam olan bölgeye resimlerimizde de vardı. Herhalde onlar arkadaşlarımız gösteriyorlar. Evet. Onlar size gösterildi. Burada damar tıkanıklı bir stent yerleştirme gösteriliyor. Burada da yine sağlam olan bölgeye stenti koyup o genişleyen bölgeyi akımın dışında bırakıyoruz. Bu şekilde artık o tamamen hasta olan bölgede koyduğumuz stentten kan geçiyor. Bu şekilde o damarın daha genişlemesini engelliyoruz ve damarın yırtılma riskini ortadan kaldırıyoruz.
hem yırtılma hem de yandaki damarlar açılma durumu olabiliyor ya da bağırsaklar açılma durumu olabiliyor ya da yırtılıp tamamen açık bir kanamaya sebep olabiliyor. Bunlar stentten ortadan kaldırılabiliyor. Bazen damarlarla olan komşuluğundan dolayı stent yerleştirilemeyebiliyor. Çapından dolayı yerleştirilemeyebiliyor. Çünkü belli bir çapın üzerinde olduğu zaman şu anda 4.7 gibi 4.8 en büyük damar çapları üretilen greftler. Bunun üzerinde eğer bir damar genişlemesi varsa boyun kısmında o zaman da mutlaka açık cerrahi tercih etmeniz gerekiyor. Evet. Açık cerrahide ise o bölgeyi tamamen çıkarıp oraya yine bir yapay damar koyuyoruz. Hı hı. Bu tedavilerin sonrasında kişinin yine yaşam şekline sanırım değil mi? Devam tabii, etmesi yani güzel bir şekilde. Biraz önce bahsettiğimiz risk faktörleri olmazsa olmazı mutlaka siz cerrahi tedavi yapsanız da balon yapsanız da stent yapsanız da mutlaka şeyi yapmanız gerekiyor. Hayat tarzını hastanın değiştirmesi gerekiyor. Risk faktörleri modifiye etmeniz gerekiyor. Hı hı, bu şekilde de kendini korumaya alacaktır. Tabii, mutlaka. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, bugün bize verilen sürenin sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.